Süleyman. Allah biliyor sen benim gönlümün padişahı olmasan. Cihana hükmetmişsin, kıymeti yok. Ben bu gece yıldızlara bakarak aşkın için ağlıyorsam yemin ediyorum. Bana reva gördüğün bu gözyaşları sel olup bütün düşmanlarımı boğacak. Sultanım. Hünkârımız Şehzade Mehmet'le av köşküne gittiler. Güzel. Hazır mısın sen be? Vallahi ben hazırım sultanım. Lakin nasıl olacak bu iş? Allah sonumuza hayır etsin. Evvela Afife Hatun'dan kurtulmalıyız. Nasıl? Gel. Afife Hatun, ben diğer saraydan geliyorum. Hatice Sultanımız yolladılar. Gece gece. Hayırdır inşallah? Malumatım yok. Fakat sultanımız derhal gelmenizi buyurdular. Mühim olduğunu söylediler. Afife Hatun gider gitmesine de kiraz denen o mendeburu ne yapacağız? Bir an olsun yalnız bırakmıyor Firuze'yi. Nerede şimdi? Firuze Hatun'u meşkhaneye götürdü. Ders bitince de gidip alacaktır. O hale dönmeyecek. Son bir kişi kaldı. Nigar. En tehlikelisi de o sultanım. Malum geçen sefer yolumuza taş koymuştu. Asla oyuna gelmez. Sen onu bana bırak. Sultanım. Gel Nigar. Beni görmek istemişsiniz. Bu gece çözmem gereken bir mesele var. Yanımda olmanı istiyorum. Kızlar, yeter bu kadar. Hadi herkes taşlığa. Hünkârımız av köşküne gittiler. Afife Hatun ise kendisini Hatice Sultan'ın çağırdığını sanıyor. Kiraz Ağa, çamaşırhanede elleri kolları bağlanmış bir vaziyette. Nigar ise gördüğün gibi yanımda. Anlayacağın şu an seni koruyacak kimse yok. Thank you.
gelecek misiniz? Bundan huşkun mu var? Ne demiştin bana geçen gün? Eğer bir kez daha seni öldürmeye teşebbüs edersen... ...kendini müdafaa etmeye mecbur kalacaktın. İşte sana fırsat. Sultanım. İbrahim Paşa hamamda mı hala? Hamamdalar. Sultanım az evvel Afife Hatun geldi. Niye? Ne olmuş ki? Geldiğimi haber verin dedi sadece. Hayırdır inşallah. Geliyorum hemen. Kimse canıma kıydığıma inanmaz. Bu hadise ortaya çıkacak. O vakit hünkârımız bunun bedelini ödetecek. Firuze öyle bile olsa bunu sen göremeyeceksin. Hayırdır? Neden geldin bu vakitte? Kötü bir şey yoktur inşallah. Ben... Bağışlayın. Siz çağırdığınız için. Ben mi çağırmışım? Diyorsun sen Afife Hatun, ben hiç kimseyi yollamadım. Ama bir çareye geldi, sizin... Hürrem. Firuze. Çabuk Afife Hatun. Hürrem Firuze'yi öldürecek, derhal saraya gitmemiz lazım. Firuze'yi gördün mü? Görmedim hiç Afife Hatun. Neredeyse bulun gelsin hemen. Allah kahretsin, nerede bu hatun? Her yeri arayın Afife. Çabuk! Firuze. Nerede kaldınız ya? Helak oldum burada. Ne oldu sana ağam? Kim yaptı bunu? Elinin körü yaptı. Konuşacağına çözsene be adam. Çöz.
Sultanım ne oldu? Gecenin bir vakti niye geldiniz siz? Bunu sen bana söyleyeceksin Hürrem. Ne yaptın ona? Söyle. Kime? Kimden bahsettiğimi bal gibi biliyorsun. Konursana Hürrem. Nerede Firuze? Her daim onun yanında olan, onu koruyan sizsiniz. Bana mı sual ediyorsunuz? Eğer ona bir şey olduysa... yemin ediyorum mesuliyeti senin üzerine olacak. Ben bir şey yapmadım sultanım. Hem ne olmuş ki? Kayıp mı yoksa? Hürrem! Afife Hatun'um. Hayırdır inşallah gece gece. Bırak şimdi hayırlı şerri İstanbul. Firuze Hatun nerede? Eyvallah olsun, dairesinde yok mu? İstanbul ağa, belli bu işte parmağın var. Ecelini mi susadın sen? Bu işin sonu fena. Kellen gidecek, kellen. Vallahi ve tillahi ben bir şey bilmiyorum. Kireza, nereye kayboldun sen? Sormayın başıma geleni. Firuze Hatun'un yanına gidiyordum ki birden üstüme çullandı deyyusun biri. Gözümü bir açtım, derdest edip çamaşırhaneye atmışlar beni. Bana ne bakıyorsun muşmuş? Senden başka kim yapar İdris? Başsız kalkarsan. Kesin sesinizi. Bana Firuze'nin yerini söyle. Neredeydi Hatun? Vallahi en son meşkhaneye bırakmıştım. Beni de beklemesini tembihlemiştim. Eyvallah olsun. Meşkhanede ne işi var? Düşünüme. Beni tehdit etmeye bırakın sultanım. 3 günlük bir cariye için kimse bana böyle davranamaz. Müsaade etmem. 3 günlük cariye dediğin hünkârımızın gözdesi. Seni ve aşkını yerle yeksan eden kadın. Size vaktiyle söyledim, dünyada öyle bir hatun yok. Yaşamıyor. Öldürdün onu. Değil mi? Hayır sultanım. Ben bir şey yapmadım. O geldiğinde zaten ölüydü. Hiç doğmadı ki. Son kez sual ediyorum Hürrem. Firuze'ye ne yaptın? Onu bana değil Afife Hatun'a sorun. Zira tek vazifesi ona bekçilik yapmak. Derhal bir ulak göndereceğim. Hünkârımız gözdesine ne olduğunu öğrenmek isteyecektir. Beni durmayın. Vallahi benim bir suçum yok Afife Hatun'um. Birden çullandılar üstüme. Akşam vakti odasından çıkmayacak demedim mi ben sana? İlle gitmek isteyince mecbur kaldım. Dua et ki sağ salim bulalım Hatun'u. Firuze Hatun. Afife Hatun. Ne oldu sana böyle? Ne yaptı Hürrem sana? Acemi yerine gelen zavallı küçük yılan. Gördüğün gibi canının bir kıymeti yok. O artık bana ait. İstediğin vakit alırım. Ama korkma, nefes almaya devam edeceksin. Neden biliyor musun? Konuşsana hatun.
Bir şey söyle. Nedir bu halin? Dilini kesmiş olmasınlar. Ne oldu söyle. Kuvvetli bir zehir bu. Bir hayli tesirlidir. Birkaç damlası kalbini söküp parçalamaya kâfi. Ağzın kan dolar. Kendi kanında boğulursun. Epeydir üzerimde taşıyorum. Zira kendime bir söz verdim. Yüce Rabbim şahit. Onun huzurunda yemin ettim. Eğer hünkârız, canımın sultanını kaybedersem, onun aşkını kaybedersem, bu zehirle nihayet bulacak ömrüm. Zira bu aşk benim sebebi varlıktır. İşte bu yüzden nefes almaya devam edeceksin. Bana hayat veren bu aşkın seni nasıl yakıp yok ettiğini kendi gözlerinle göreceksin. Beni bugün öldürmediğinizde pişman olacaksınız. Madem kendinden bu kadar eminsin, o halde seninle bir anlaşma yapalım. Bugün değilse yarın ikimizden biri kaybedecek. O gün geldiğinde kaybeden ben olursam, bu zehri içmeye hazırım. Ya sen Firuze? Sen içebilecek misin? Hiç şüpheniz olmaz. Bu lafını sana hatırlatacağım. Firuze, bir şey söyle. Ne yaptı Hürrem sana? Hiç. Hiçbir şey yapmadı. Nasıl hiç? Bu halin ne öyleyse? İyiyim ben sultanım. Firuze, korkma, biz yanındayız. Ne olduysa anlat. Anlatacak bir şey yok. Hürrem Sultan geldi yanıma, esip gülledi. Hakaret, tehdit, sonra gitti. Bu kadar mı? Evet. Başka bir şey yok. Odasına götürün hatun. Şeyler saklıyor. Öyle. Belli ki korkutmuşlar. Bu yüzden susuyor. Afife Hatun, bu gece ne olduysa öğrenmek istiyorum. Ben alakadar olurum sultanım. Validem, sizi iyi gördüm. Yüzünüz gülüyor. Yoksa Firuze gitti mi? Sana bu meseleden uzak durmanı söylemiştim Mirim'e. Bir şey yapmıyorum zaten. Ama kendimi zor tutuyorum. Rahat dur. Tamam. Baban gelir gelmez yanına gideceksin. Üzülmüştür. Ben de. Sultanım. Afife Hatun. Mühürlemeni sicap eden bazı evraklar var. Nedir o? Nigar Hatun'un cera edilmesi hususundaki karar. Nigar mı? Kimle evlenecek? Edirne Kapı Çarşı'da bir esnaf. Hali vakti yerinde. Paşamız çok üzülecek.
Usuller saray erkanından biriyle evlendirilmesini gerektirmez mi? Böylesi daha münasip. Zira bu meselenin hünkârımızın kulağına gitmesini istemeyiz. Tıpkı gece olanlar gibi. Ne demek bu? Firuze Hatun. Ne olmuş? Onu korumak için her türlü tedbiri almakla mükellefim. Kim engel oluyor sana? Ne istiyorsan yap. Zaten geldiğinden beri tek icraatın bu. Ne kıymetli altınmış. Mecmua, sen odana dön. Validem. Odana dön dedim. Bağışlayın sultanım. Ben sadece vazifemi yapıyorum. Herkese karşı adil olmaya mecburum. Adilsin öyle mi? Hangi adalet bu Hafife Hatun? Ben bu saraya geldiğimde yalnızdım. Hiç kimse beni korumadı. Üstelik herkes karşımdaydı. İbrahim Paşa, Hatice Sultan, rahmetli validemiz, Maydevran, herkes. Kaç defa ölümden döndüm. Haberin var mı senin? Ne hakaretler işittim. Ne sürgünler. Ne cezalar gördüm, yaşadım. Herkes hakkında bir şey söyledi. Acımasız, cadı, büyücü. Zalim. Ama bana yapılanları konuşmadı. Hiç kimse. Kimse anlatmadı. Oysa Firuze'ye geldiğinden beri herkes onun yanında. El birliğiyle koruyup kolladınız. Sinsi bir yılan gibi soktunuz koynuma. Alay ettiniz benimle. Bu mudur adalet Hafife Hatun? Bu mudur? Hadi onları anlıyorum. Hepsinin benimle ayrı bir kuyruk acısı var. Ama sen? Sen neden benim karşımdasın? Baş hazinedarım olarak bana nasıl düşman olursun? Ben Sultan Süleyman'ın nikahlı karısıyım. Hanedana 5 evlat verdim. Basit bir cariye kadar. Kimmetim yok mu senin gözünden? Haşa. Haşa sultanım. Ne düşmanlığı. Hürmette bir kusurum olduysa bağışlayın. Fakat ben... Senden beni kayırmanı, her yaptığıma göz yumanı istemedim. Sana da utandıracak bir emir de verecek değilim. Ben sadece adil olmanı istiyorum. O bahsettiğin adalet varsa benim için de işlesin istiyorum.